Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber pitot istatik tüpü ile yakınsak ve ıraksak kanalda basınç ve hız dağılımı ölçümü deneyini birlikte yapacağız. Deney ekipmanlarını birlikte göz atalım. Öncelikle ölçümleri gerçekleştireceğimiz test bölgemiz yani yakınsak ve ıraksak kanalımız. Ölçüm cihazımız pitot istatik tüpümüz. Pitot istatik tüpünün bağlı olduğu çok tüplü manometremiz ve hava akışını sağlayan fanımız bu bölgede yer almakta. Hava akışı fanla birlikte yukarıdan giriş bölgesi diyoruz. Giriş bölgesinden aşağıya doğru tekrar iletiliyor. Ve biz bu test bölgesi dediğimiz yerde pitot istatik tüpü ile farklı konumlarda hız ve basınç ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi şu. Ölçümleri alırken bizim skalamızda alkol mevcut. Dolayısıyla o skala 1 ve 19 arasında değişmeli. Şimdi deneyle ilgili teorik bilgilere bakalım. Bizim pitot istatik tüpüyle amacımız kanal içerisindeki hızı ölçmek. Ama biz burada aslında hızı basınç üzerinden okuyacağız. Akışkanlar mekaniğinde bildiğiniz üzere toplam basınç, statik ve dinamik basıncın toplamına eşittir. Dinamik basınç ise hızla alakalı yani rho v kare bölü 2 gibi bir terime sahiptir. Buradan hızı toplam ve statik basınç üzerinden okuyabiliyoruz. Kanal üzerinde baktığımız zaman yakınsak ve ıraksak bölgede kanal alanı, kesit alanı daraldıkça akış hızının artmasını ve dinamik basıncın artmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla bizim okuduğumuz statik basınç da azalması gerekecektir. Bu kesit en dar kesit. Biz buna boğaz kesiti diyoruz. Kanal üzerindeki herhangi bir kesit üzerindeki sizin hesaplamalarınızı bu boğaz kesitinin üzerinde okuyacağınız hızlığa göre normalleştirme yapmanız gerekmektedir. Arkadaşlar kanal üzerindeki toplam basıncımız kanal boyunca sabit kalması gerekmektir. Çünkü sistemdeki kayıplar ihmal mertebesindedir. Dolayısıyla bizim kanal boyunca statik basıncımız değişiklik gösterecektir. Biz deney sonunda elde etmek istediğimiz grafiğe bir bakalım. Toplam basıncımız en üstte sabit bir şekilde bir kesit boyunca değişmiyor. Ama baktığımız zaman statik basıncımız kanal boğaz kesitine doğru azalıyor. Daha sonra ıraksama ile birlikte artacak şekilde olmalı. Dolayısıyla buna zıt olarak düşünürseniz bizim elde edeceğimiz hız, normalleştirdiğimiz hız değerleri, teorik ve deneysel olarak elde edilen değerler grafik üzerinde bu şekilde değişik göstermesi beklenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu eksenin sol skalası milibar, sağ skalası ise 0 ile 1 arasında değişmektedir. Dolayısıyla çift eksen atama işlemini bu grafik üzerinde yapmanız gerekmektedir. Tekrar deneyi birlikte yapacağız. Öncelikle deney sistemini çalıştırmanız gerekiyor. Bunun için de fişin prize takılı olması gerekiyor. Fişi prize taktıktan sonra yapmanız gereken buradaki yeşil butona basarak sistemi çalıştırmak olacaktır. Ben çalıştırıyorum şu an sistemi. Buradaki pilotunu tutun arkadaşlar. Düşey yönde aşağı ve yukarı şekilde hareket ettirerek sizin ölçeceğiniz referans noktalarına getireceksiniz. Burada getireceğiniz nokta 0 mm ise dikkat edilmesi gereken husus burada 0 mm'deki ölçümü alırken referans noktası olarak statik basınç noktasını almanız. Eğer toplam basınç noktasını 0 mm'ye getirirseniz tüm ekseniniz yatay konumda ötelenmiş olacaktır. Dolayısıyla toplam basıncınızın değişmeyeceğini bilerek statik basıncını o referans noktasına getirmeniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi pitot statik tüpünün altında bir vida var arkadaşlar. Vidayı gevşetiyorsunuz saat yönünde çevirerek. Daha sonra aşağı ve yukarı düşey yönde hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an 0 mm'ye ben getirdim. Daha sonra tüpleri takip ederek toplam basınç noktası, statik basınç ve giriş basınçlarınızı deney körüğündeki yerlere not etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi 0'dan 304 mm'ye kadar yaklaşık 18 fark kesiti tekrar ederek yapacaksınız. Arkadaşlar biraz önce fark ettiğiniz gibi ölçüm aldığımız noktadaki skala değerleri bizim skalamızın dışında kaldı ölçüm değerleri. Bu durumdan kaçınmak için sizin yapmanız gereken pitot istatik tüpünü boğaz kesitine getirerek burada ölçüm almanız. Ölçüm aldığınız takdirde bu skalanın içerisinde yer alıyorsa
Debi ayarlamasının kısıklığı yeterli konumdadır ve ölçümlerinize devam edebilirsiniz. Pito tüpünde arkadaşlar, dikkatli baktığınızda, üstten baktığınızda tam girişte bir delik var. Bu size toplam basıncı, yani şu boru takip ederseniz toplam basınç noktasını şuradan ölçebiliyorsunuz. Alt toplam basıncın yaklaşık bir parmak kadar altında yüzeye açılmış 3 tane delik var arkadaşlar. Buralardan da statik basıncı okuyoruz. Statik basıncı da bu tüp vasıtasıyla buradan okuyabilirsiniz. Bu başta kalan tüp ile giriş halindeki basıncını okuyoruz arkadaşlar. Şu an deney sonrasında yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Videonun başında anlattığım gibi bizim elde edeceğimiz grafik çift eksenli olmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz bu çift eksenli yerine iki farklı grafik verelim diye düşünüyorsanız yanılırsınız. O yüzden bunu çift eksen atamayı öğrenmeniz gerekiyor. Eksenin sol tarafında 0 ile P, toplam sağ tarafında V bölü V yıldız olacak. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus arkadaşlar, eğer siz bunu çift eksen atamazsanız V bölü V yıldız değerlerini değişmiyor olarak görürsünüz ki bu yanlış olacaktır. Dolayısıyla sağ tarafı, eksenin sağ tarafına V bölü V yıldız değerlerini 0 ile 1 arasında değişecek şekilde atadığınıza emin olun. Daha sonra deney raporunda bulunmasını istenenler kısmında arkadaşlar, onlardan bahsedelim kısaca. İlk 4 maddemiz zaten grafiğimizle alakalı. 5. maddemiz ise bulduğunuz hız oranlarının mutlak ve bağlı olarak belirlenmesini isteniyor. Bu grafik tablomuzun sağ tarafında bir sütunaş açarak mutlak ve bağlı hataları her bir kesit için belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu grafiğin sağ tarafındaki buna ek olarak bir sütun daha açarak bu grafikte her bir kesitteki mah seviyesinin hesaplanmasını istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mah seviyesinin hangi mertebelerde olduğunu görerek yaptığımız kobüllerin doğru olup olmadığını da anlamanızı istiyoruz. Daha sonraki yorumlar kısmında arkadaşlar föyünüzde yazıyor. Bu yorumlarla ilgili bilgilerinizi aktararak föyünüzü bize ulaştırıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim.